yapmış ekipler, madenciler. Daha sonra JAK ekipleri gelmiş. JAK'lar, madenciler, AFAD ekipleri topluca, kolektif bir şekilde çalışmaya başlamışlar ve 17 yaşındaki Aleyna'yı Atabey Apartmanı enkazından çıkartmışlar. Ve bölgede çalışan ekipler diyor ki, yani binalar 7-8 katlı binalar, çoğu enkaz, bina, yıkılan binalar. Bir katlar birbirine girmiş. Öyle şeyler oluyor ki 7 kat, yani 7. kattaki bir kişi 3. kattan çıkabiliyor diyorlar. Dolayısıyla yani enkazlarda çalışmanın da zor olduğunu, enkazın içinde katların birbirine girdiğini söylüyor ekipler. Dolayısıyla zaman zaman burada çok sayıda iş makinesine, ekipmana ihtiyaç duyuluyor. Çok sayıda insan gücü gerekiyor. Böyle bir mücadele veriliyor. Betonlar deliniyor, demirler kesiliyor. Saatler sürüyor bu enkazı arama kurtarma çalışmaları. Ama umut bitmedi. Bitmedi. Benim umudum, hepimizin umudu yeşerdi. AFAD koymuşlar ismini bu kedinin. Bakın bu kedi çıkıyor enkazdan. Yine aynı noktadan 17 yaşındaki Aleyna çıkıyor. Sağlıkçılarla konuştuk. Onlar kendisi söyledi ismini, yaşını, yüzü de iyiymiş. Biraz bacak ve ayaklarında bir takım ezilmeler ve galiba sıkıntılar varmış. Ama genel anlamda durumunun iyi olduğunu söyledi sağlık ekipleri. Ambulansla, yani çok değil herhalde bir 20-25 dakika önce ambulansla hastaneye götürüldü Aleyna. Tam bir mucizenin adı oldu. 249. saat, bugün 11. gün. 11 gün boyunca o buz gibi soğuk betonların altında aç susuz bir şekilde dayandı Aleyna. Mucizenin, umudun adı oldu gerçekten. Ki Maraş'ta gerçekten bölgede, çünkü çok sayıda ekibi de takip ediyoruz biz. Yani umutların yani biraz böyle biraz karamsarlığa kapılmıştık ki işte bu haberin gelmiş olması hepimizi çok mutlu etti. Yüreklere su serpti. Bölgedeki zaten vatandaşların da en büyük talebi şu. Enkazlar kaldırılmasın. Bakılan yerlere bir daha bakılsın. Bu önemli bir örnek. Bakın bu enkazda daha önce bakıldı. Ses dinlenmişti. Ama duyulmamış Aleyna'nın sesi. O anda muhtemelen belki kendinde değildi, uyuyordu, duymadı. Dolayısıyla bir daha bakılınca madenciler... Bir alakası var şimdi, katmanlarla alakası var. Yani iki katı mesela çektik, blokları çektik. Ondan sonra sorun oldu. En başından beri söyleniyordu zaten. Hı. Vatandaşlar tarafından olsun, buradaki ekipler tarafından olsun. Hı. Hayat ortamı oldu, en başından beri söyleniyordu. Biz de kontrollü bir şekilde gidiyorduk. Askerlerimiz olsun. Yani bir kepçenin başında 3 kişi bekliyordu. 3 kişi başında bekliyordu, 2 kişi de yukarıdan bakıyordu. Kepçe mesela üstten alıyor. Her alındığında ekipler kontrol ediyor zaten. Bakıyorlar orada o molozun enkazın alındı. Orada sıkışan birisi var mı diye. Tabii. Değil mi? Askerler orada sürekli... Uçaklar da çok iyi gerçekten. Bölgeyi, enkazı inceliyorlar, bakıyorlar, çalışıyorlar. Biz olsun. Evet, ilerideler zaten. Bakın bir ambulans daha var. İleride başka bir canlı emaresi olabilir. Dolayısıyla JAK, AFAD, madenciler bu bölgede, bu enkazda, Atabey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir ambulans daha bekliyor. Şu an bölgede de riskli aslında yapılar var. Depremden zarar görmüş çok ağır hasarlı yapılar da var. Dolayısıyla burada bölgede askerler ve jandarmalar daha uzak bir noktaya tuttu bizleri de. Gerçekten çok riskli yapılar. Her an yıkılabilir. Evet. Zaten ayakta duran çok az, sağlam diyebileceğimiz çok az bina kalmış Kahramanmaraş'ta. Evet, mucizenin adı 17 yaşındaki Aleyna. Durumunun ilk belirlemelere göre iyi olduğu söyleniyor. İlk sözleri tabii, ilk talebi su olduğu Aleyna'nın. Ekipler önce enkazda, UMKE ve 112 ekipleri önce enkazın başında müdahalede bulundular. Daha sonra dakikalar önce ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama Atabey Apartmanı enkazı başta olmak üzere yaklaşık 200 noktada da arama, kurtarma çalışmaları ve kısmi enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor diyelim. Kahramanmaraş merkezden sözü size bırakalım.